19 Nisan, 20 Nisan değerli boğa burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de buyurun takip edin. Şöyle bir haritanıza bakıyorum. Maddi konularınız ve kredi konularınız ve borçla ilgili gelişmelerle ilgili kredi çekme konularınız ön planda gözüküyor. Miras konularınız var ama bunların sizin hayatınıza tekrar gündeme düşmesi için mahkemelerin hızlı bir şekilde hayatınızda yer alması gerekiyor. O yüzden krediler sizin için daha sağlıklı kredi başvurularınızı yapın. Sonu aydınlık olacak gözüküyor. Ama şöyle diyeceğim. Umudunuz, hani duygusal umudunuz çok fazla yıpranmış ya. Yani duygusallıkla beslenip duygu tamir olamadığın için iş konularınızla tekrar aynı başa dönmek, şanssızlıklar yaşamak ve hayatıma bir sürü yenilikler katmak istiyorum ama bu güzel kapıları açamıyorum. Benim bu enerjimde ne var? Yani sanki içsel dünyanızda Rabbimle olan doğru dilek tutmayı bilmiyorsunuz. Bence doğru dilek tutmayı unutmayın. Doğru dilek dileyin. Enerjinizde daha büyük gerçeklikler yaşayabiliriz. Yani işinizle alakalı değişmesini çok istediğiniz noktalarınız var. Evet haklısınız. Hala bulunduğunuz noktada değişim yok. Maddi anlamda da değişim yok. Ama vakti gelince özellikle Nisan bitmeden buranın keyfini ve tadını çıkartacaksınız. Kendi alanınızda bir masa değişikliği ya da yöneticilerinizin farkına varmasını istediğiniz noktalarınız varsa kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız bulunduğunuz noktanın büyük bir değişimi hatta üst düzey yöneticileriniz komple bir kadroda bir değişim olacak. Yani sizde bir sıkıntı görmüyorum. O yüzden siz farkındalık dönemine geçiş yaptınız. Başarınız ve aydınlanmanız için biraz daha sabra ihtiyacınız var. Yani bence şu an siz görünür noktada olun. Çünkü hak ettiğiniz değerleri alacaksınız. Ortaklı işlerle ilgili evet iç dünyanızdaki imajınızla dış dünyaya yansıttığınız imajınız çok farklı. Yani içi seni yakar dışı beni yakar ifadeniz var. Evet çok fazla etrafınızdaki insanlara tolerans, iyi niyetinizdeki yaşadığınız olayların size geri dönmesi çok fazla yıpratıyor. Ama şunu diyeceğim, hak ettiğiniz değerleri, özellikle de öz değer konuları ile ilgili yaşadığınız haksızlıklar artık sizin çok daha içsel dünyanızda rahatlamaya doğru ilerliyor. Kendi işini yapan değerli boğa burçları, evet güzel fırsatlar, yenilikler, hatta satış, yani araç satımı ya da teknolojik satışlarla uğraşmak istiyorsanız çok güzel fırsatlarımız var ve ortaklı işlerinizde büyük kazançlar sağlayacaksınız. Mağaza ya da medya ya da bu tarz sanatsal yeteneklerle alakalı noktada başarınız ve kendi işiniz varsa biraz durağanlık yaşayabilir. Özellikle Mayıs'ın 5'i itibariyle daha çok hareketleneceğini söyleyebilirim. Yani kendi işi olanlarda biraz daha sakin geçecek ama hani ne öldürecek ne güldürecek böyle düşünmemiz lazım. Kendi işini yapmak isteyen hatta ortaklı fikri olan bazı boğa burçlarını evet yap ama ben olsam Haziran'ı beklerim, acele etmeni istemiyorum. Altyapıyı yavaş yavaş oturt, ondan sonra yap. Haziran ayı senin için daha uğurlu ve bereketli olarak gözüküyor. Ailemizi ilgilendiren bir mal konusuyla alakalı da radikal bir karar içerisindesiniz. Ani satılmasını istediğiniz bir nokta var. Evet burası satılacak, hatta birilerinin gözyaşı, birilerinin sevinci olacak ama ben olsam yaşarken birilerinin satılması taraftarı değilim. Biraz daha düşünmeniz taraftarı diyorum. Evet maddi olarak çok daraldınız ama ya burada anneanneniz ya babaanneniz ya anneniz ya da ablanız buranın satımıyla ilgili olumlu cevap vermiyor. O yüzden gönül kırmadan halletmenizi tavsiye ediyorum değerli boğa burçlarım. Yurt dışı ile ilgili uzun süredir taşınmak ya da yerleşim niyeti olan bazı boğa burçları bununla ilgili güzel fırsatlar, yeni iş alanları ve oluşturmak istediğiniz kapıların hayırını yaşayacaksınız. Bence gözü kara ve gitmek istiyorsun, yolun açık olsun diyorum. Özellikle finans ya da banka sektörü ya da muhasebe sektöründe çalışan boğa burçlarında hızlı konum değişimi gerçekleşecek ve hak ettiğiniz değeri göreceksiniz. İnandığınız gibi değil, inanacağınız gibi bir iş kapınız olacak. Endişe etmenizi diyorum. Evet, kalbim çok yaralı diyen ve duygusal olarak ben bu hiçbir şeyi hak etmiyordum ve düştüğüm duruma bak diyen boğa burçlarına birileri özür dileme vaktini gösteriyor ve bu özür sizi çok mutlu edecek diyorum. Evli olan boğa burçlarımızda biraz daha birbirinize kaliteli vakit ayırıp birbirinizi doğru nokta tanımanız gerekiyor. Gereksiz kaprislerden uzak duralım diyorum. Evet burada bir araç satıp ev almak isteyen bazı boğa burçları evet doğru bir karar verdiniz. 2. 12 22 20
21 bu numaralı bir ev alacağınız gözüküyor. Bir de uzun süredir çocuk tedavisi gören ve de çocukla ilgili plan yapan boğa burçlarında Mayıs ortasına kadar çocuk evreni söz konusu. Bence güzel bir aydınlanmanın söz konusu diyorum. Üniversite ya da lise sınavına hazırladığınız çocuğunuz varsa ya da siz hazırlanıyorsunuz. Başarı görüyorum. Özellikle hukuk ya da mimarlık okumak isteyen çocuklar için gayet başarılı ve aydınlık. Yani biraz daha fiziksel olarak hazır olduğunuzu düşünüyorum ve enerjiniz bu noktada başarıyı sağlayacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Sağlık olarak kemik erimesi, kemik kayması bu tarz noktalarımızı ihmal etmeyelim değerli boğa burçları. Boğa burçları bence bir pirinç alın, toprağa atın, bereketlenin. Çünkü bir şey alıyorum hep yarım kalıyor, bir şey alıyorum hep yarım kalıyor diyorsunuz ya. Bu yarımlık için toprağa, kuşlara ya da yardım edin. Üzerinizdeki bu bir sadaka verin ki üzerinizdeki bu yarımlıklar çözülsün istiyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Hatta bu dönem boğa burçlarında çok hızlı bir evlilik teklif alabilir. Evlilik tarihinizi belirlemiş olabilirsiniz. Bayağı bir düğün telaşı var gözüküyor değerli boğa burçları. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.